Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Türkiye'nin birinci kanalı burası. Takvimler 27 Ağustos Cumartesi günün gündemin başlıklarıyla TRT 1 Ana Haber başlıyor efendim. Ben Işıl Açıkkar, hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Irak Süleymaniye'de PKK-KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda da 7 PKK'lı terörist hedef alındı. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Eren Abluka 34 operasyonunda ise 535 kilogram uyuşturucu maddeyle 16 milyonun üzerinde kök kenevir ele geçirildi. Teröristler adım adım takip edildi. En doğru zamanda operasyon için düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın Süleymaniye kentinde önemli bir operasyona imza attı. MİT'in hedefinde teröristler Mervan Misto ve Hüseyin Resuli Kızılbaş vardı. Yerleri belirlenen teröristler nokta operasyonla vuruldu. PKK-KCK'lı iki terörist Süleymaniye Asos bölgesinde 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Her iki terörist de terör elebaşı Murat Karayalan'ın başında olduğu PKK'nın sözde silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde de bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu alan yoğun ateş altına alındı. Operasyonda PKK'lı 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon bilgisini terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız ifadeleriyle paylaştı. Korkma, bu yaralı. Güzel. Yürütülen ikna çalışmalarıyla da örgütteki çözülme hızlandı. Irak'ta faaliyet gösteren bir terörist ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 75'e yükseldi. Yurt içinde de Eren Abluka operasyonlarıyla örgüte darbe vuruluyor. Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka 34 narko terör operasyonunda 195 farklı noktada arama yapıldı. Jandarma Lice kırsalında 535 kilogram uyuşturucu maddeyle 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir ele geçirdi. Operasyonda terör örgütüne ait 19 roket atar SİHA fişeği de bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütlerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiğine dikkat çekti sayın seyirciler. Siz FETÖ'yü beslerseniz biz de bu çıkarımda bulunuruz ifadelerini kullandı. Terörle mücadeleye değinen Soylu 29 Ekim 2023'te tek bir terörist bırakmadan ülkemizi tertemiz hale getireceğiz dedi. DAEŞ'in de sahibi Amerika'dır. PKK, PYD'nin de sahibi Amerika'dır. FETÖ'nün sahibi de Amerika'dır. Terör örgütlerinin arkasındaki karanlık güçleri hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine seslendi. FETÖ'yü Amerika'da beslersen, oradaki maddi imkanlarını kendi ülkenin hazinesiyle ve kaynaklarıyla desteklersen, onlara okullar açarsan, onların şirketlerine bir vesileyle yön verirsen, biz bunu çok rahat söyleyebilme imkanına, fırsatına ve değerlendirmesine sahip oluruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da önce Ümraniye'de sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi. Ardından Şile'de muhtarlarla buluştu. Gündeminde terörle mücadele vardı. Kararlılık vurgusu yaptı. Türkiye'de şu anda 120 tane terörist kaldı. Allah nasip edecek, biz Cumhuriyet'in birinci asrını ikinci asrına teslim eden nesiller olarak ikinci asra Van'ın çatağından tut Ağrı'nın dağına kadar Allah nasip ederse 29 Ekim 2023 tarihinde ülkemizde bir tek terörist bırakmadan ülkemizi tertemiz hale getireceğiz. Allah nasip eder. Türkiye, Rusya-Ukrayna arasında esir değişimine öncülük eder mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun talep geldiğini açıkladı sayın seyirciler. Şimdi gözler Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında yürütülecek çalışmalara çevrildi. Rusya ve Ukrayna ile iletişim kanallarının açık tutulması, başarıyla yürütülen denge politikası ve barış için sergilenen yoğun diplomasi. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu sorunların çözümünde akla ilk gelen adres olmayı sürdürüyor.
Gözler bu kez de Rus ve Ukraynalı esirlerin Türkiye öncülüğündeki olası değişiminde. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza birçok talep geldiğini ben biliyorum. İlgili bakanlık ve kurumların yaptığı çalışmalarla burada bir sonuç alınabilir. İki tarafla konuşabilmenin ne kadar değerli olduğunu şimdi herkes gördü, anladı. Rusya ile Ukrayna arasında esir ve hayatını kaybeden askerlerin cansız bedenlerinin değişimine ilişkin bugüne kadar 30'a yakın operasyon gerçekleştirildi. En kapsamlı esir değişimi Temmuz ayının başında yapıldı. 144 Ukraynalı asker evine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı savaşta bugüne kadar esir düşen Ukraynalı asker sayısının 6000'in üzerinde olduğunu belirtiyor. Türkiye, ülkeler arasında esir ya da tutuklu değişimine ilk kez öncülük etmiyor. Son olarak Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 28 Nisan'da gerçekleşen takasa Türkiye ev sahipliği yaptı. 2019'dan beri Rusya'da tutuklu bulunan Amerikan Deniz Piyadeleri eski askeri Trevor Wright'la kokain kaçakçılığı suçundan Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko Ankara ile işbirliği içinde takas edildi. Ve dönelim iç siyasete sayın seyirciler. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? İşte bu sorunun yanıtı hala belirsiz ancak Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Tekin katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP kimlikli birinin olması gerektiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir radyo programına konuk olarak katıldı. Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğine yönelik görüş belirtti. Aday CHP kimlikli biri olmalı dedi. Benim kişisel düşüncem, bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak mutlaka CHP kimliğiyle olması gerekiyor. Nedeni şu, CHP baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Bugün hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşünüyorum. CHP vekili geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş'ı aday gösteren İyi Partili Burak Avuncu'ya sert çıktı. Sayın Akşener, başbakanlık talebini dile getirdi. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili il başkanı Meral Hanım değil Koray Bey olsun dese şık olur mu? Daha önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba adaylık konusunda açıklama yapmış, bizim adayımız altılı masayı kuran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur demişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla iki kitapçık hazırladı. Kitapçıkların birinde 2018'den bugüne kadar Cumhur İttifakı bağlamında atılan adımlar yer aldı. Diğer kitapçıktaysa MHP'nin 27. dönem yasama faaliyetleri değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden ihtiyaç duyulduğu anlatıldı. Sistemin uygulama sonuçları değerlendirildi. Belirlenen eksiklerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu. MHP, 4. yılında Milli ve Stratejik Gücümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı kitapçık hazırladı. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin ana meselelerine bütünüyle hakimdir. Gündemi meşgul eden konu başlıklarına dört başı mamur şekilde hazırlıklıdır. Kitapçıkta parlamenter sistem döneminde yaşanan sorunlar hatırlatıldı. Yasama, yürütme ve yargı erklerine ilişkin öneriler sunuldu. Yeni anayasanın hazırlanmasının önemine vurgu yapıldı. Çalışmada Cumhur İttifakı vurgusu da yapılıyor. Bu kapsamda 2018'den bu yana ittifak çerçevesinde yapılan faaliyetler MHP bünyesinde ele alındı. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik şuuru içinde Türkiye ve Türk milletine hizmetkarlık derdindedir. Hazırlanan diğer kitapçıktaysa 27. dönem yasama faaliyetlerine değinildi. MHP milletvekilleri bugüne kadar 311 kanun teklifi verdi. 5. yasama yılındaysa meclise sunulan 22 kanun teklifinden 4'ü yasalaştı. Her iki kitapçığın da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Ve son günlerin tartışılan konusu şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o sözlere tepki gösterdi. Bu cümle milyonlarca vatandaşımıza karşı büyük bir hadsizliği içerir dedi. İmam Hatiplerle ilgili çok çirkin sözler sarf edildi. İmam Hatip'te mezun olmuş sapıklı
oradan geliyor ifadesini kullananlar çıktı. Ne demek? İmam hatipler sapıklığı öğretiyor. Oradan çıkanlar da sapıklığı oradan öğreniyor. Bu bütün İmam Hatip okullarına, İmam Hatip liselerinin öğrencilerine, oradaki öğretmenlere, yöneticilere, onların velilerine karşı büyük bir saygısızlık, büyük bir ayrımcılık, büyük bir nefret, büyük bir hakarettir. Türkiye'de şu anda 1 milyon 300 bin civarında İmam Hatip'te okuyan öğrencimiz var. Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı, büyük bir hadsizliği içerir bu cümle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin iptal edilmediğini açıkladı. İmar planının yürürlükte olduğunu söyledi. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz dedi. Murat Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği yönündeki haberleri tabii ki iptal etmedik sözleriyle yalanladı. İmar planları yürürlükte dedi. Murat Kurum Kanal İstanbul projesinin adım adım hayata geçirildiğini vurguladı. Yapılanın talep ve ihtiyaçlar neticesinde yeni bir imar değişikliği olduğunu belirtti. İstanbul'da yağış iki gündür yer yer etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Ağustos sıcağında İstanbul'un batısı hem sağanak yağmur hem de dolu etkisindeydi. Esenyurt'u üç günde ikinci kez sel vurdu. O anlar geliyor ekranlarınıza. Görüntüler yaz ayının ortasında İstanbul'dan. Bazı noktalara dolu yağdı. Gökyüzü ve yer bembeyaz oldu. Dolu yağışına sağanak eşlik etti. Yollar dereye döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Esenyurt ve Başakşehir, sağanak ve dolu yağışının en çok etkilediği ilçeler oldu. Fenertepe yolundayız, felaket bir dolu yağışı var. Camları kıracak. Aynen, camları kıracak şekilde dolu yağıyor. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yine su baskınları yaşandı. Bir yılda 4 defa buraya su bastı. Tam 3 metre. Evet, 3 metre. Dördüncü defa su basması. Ben her defasında belediyeyi arıyorum. Belediye geliyoruz diyor, gelmiyor. Bütün eşyam gitti. Bütün diyorum ya, ne varsa her şey gitti. Bütün maddi manevi zarara uğradım. Avrupa yakasında sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da etkiliydi. İneklerin çamurunda değil bu arada. Doluya trafikte yakalanan sürücüler köprü altlarına sığındı. Nasıl dolu yağıyor? Bütün arabalar köprünün altına saklanmış. Tekirdağ'da da şiddetli yağış etkili oldu. Çerkezköy'de yolları su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. İstanbul'da bir sürücü seyir halindeyken ambulansa yol vermedi. Ambulansta bulunan sağlık çalışanı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz, yol vermiyor. Siren ve korna seslerini aldırmadı. Ambulansa yol vermemek için adeta direndi. Hala vermiyor bu kadar kornaya rağmen ısrarla. Görüntüler İstanbul'dan. Ambulans Sağmalcılar Viyadüğü'nde sirenleri açık halde trafikte ilerliyordu. Sol şeride geçerek önündeki araçlardan yol istedi. Ancak önünde seyreden minibüsün sürücüsü yol vermedi. O anlar ambulanstaki sağlık çalışanı tarafından böyle görüntülendi. Ambulans daha sonra şerit değiştirerek yoluna devam etti. İstanbul'da TEM otoyolunda bir sürücü uzun süre ters yönde ilerledi. Trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı. Oğlum intihar ediyor lan. Hem kendi hem de trafiktekilerin hayatını içe saydı. Ters istikamette hız kesmeden yoluna devam etti. İstanbul Silivri'de bir sürücü TEM otoyolunda ters yöne girdi. Şoför duracağı yerde kendi yönündeymiş gibi ilerleyince de durum tehlikeli bir hal aldı. Karşısından gelen kamyon ve tırlara da aldırmadı.
Bölge trafik ekipleri sürücüye ait görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen adam karakola çağrıldı. Birisi yolda takıştı, sıkıştırmaya çalıştı, tehdit yaptı. Bilmediğim yer olduğu için tekrardan ters yöne döndüm. Yani ileride bir tatsızlık olmasın diye. Sürücüye 1823 lira ceza verildi. İstanbul'da yine 3 hafriyat kamyonu şoförü trafiği umursamadan 3 şeridi de kapatmış, yolda seyir halindeydi. Bu tehlikeli durumu gören bir başka sürücü o anları kayıt altına aldı. Ancak kamyonlar yoldan bir türlü çekilmedi, trafiği aksattı. Plakaları alan mağdur sürücü ise kamyon şoförlerinden şikayetçi oldu. Yolun solu da kapalı, sağı da kapalı. Otoyolun tüm şeritlerini kapattılar. Trafiği hiçe sayıp adeta birbirleriyle yarıştılar. Şuraya bak. Şile yolundayız ve tırcılardan ve kamyonculardan yer yok, yolu kapatmışlar. Görüntüler İstanbul-Şile otoyolundan. Geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücüsü Şile'ye gitmek için yola koyuldu. Seyir halindeyken 3 hafriyat kamyonunun yolun tüm şeritlerini kapattığını gördü. Önce hızını düşürdü, ardından beklemeye başladı. Ancak kamyon şoförleri yolu bir türlü açmadı. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü de isyan etti. Üç hafriyat kamyon şoförü aynı şekilde yolda ilerlemeye devam etti. Mağdur olan sürücü şikayetçi oldu. Elazığ Bingöl Karayolu'nda akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Bir sürücü İki eşeği traktörün arkasına bağladı ve sürükledi. O anlar yoldaki başka bir araçtan görüntülendi. Hayvanları böyle çeke çeke götürüyorlar. Görüyorsunuz, zorla çeke çeke yerden sürüne götürüyorlar bunu. İki eşeği traktöre bağladı, çektikleri işkenceye aldırmadan sürükleyerek götürdü. Ve bana küfrediyor, sana ne diyor? Bu görüntüler Elazığ'da kaydedildi. Elazığ Bingöl Karayolu'nda hareket halindeki bir sürücü hayvanların sürüklendiğini gördü. Önünde seyreden traktör şoförü iki eşeği bağlayarak götürüyordu. Karasaz Köyü mevkiinde yaşanan o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüyorsunuz, zorla çeke çeke yerden sürüne götürüyor. Traktöre iple bağlanan eşekler yol boyunca sürüklendi. Hayvanların kurtulmak için çabaladığı bu yürek acıtan yolculuk dakikalarca sürdü. Ve bana küfrediyor, sana ne diyor? Büyük şehirlerde kaldırımda yürümek gün geçtikçe zorlaşıyor artık. İstanbul'da özellikle merkezi bölgelerde cadde ve sokaklar, otomobiller, skuterler ve esnafın işgali altında. Kaldırımda yer bulamadığı için yolda yürümek zorunda kalan vatandaşlarsa bu durumdan elbette şikayetçi. Araçlar, skuterler, masa ve sandalyeler. İstanbul'un kaldırımları ve ara sokakları adeta işgal altında. Yayalar yürümekte güçlük çekiyor. Dükkanlar masa sandalye attığı gibi bir de bu otoparklardan bıktık artık. Yayan geçemiyoruz. Bu arabaların kaldırılmasını rica ediyoruz. Yürüyemiyoruz kaldırımlarda. Masalardan, sandalyelerden, arabalardan yürüyemiyoruz. Araçların yanı sıra bazı esnaf da kaldırımları dükkanlarının bir parçası gibi kullanıyor. Hal böyle olunca yaya trafiği olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. Kaldırımlarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşları en çok zorlayansa kaldırımlara park edilen araçlar, dükkan önlerine bırakılan masa ve sandalyeler oluyor. Kaldırım işgali engelli vatandaşlar için de çileye dönüştü. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşlar mecburen caddelere iniyor. Bu durumda can güvenliği tehlikesi oluşturuyor. İstanbul polisi hırsızlara geçit vermedi. Fatih Güngören ve Beylikdüzü'ndeki kamera kayıtlarına yansıyan şüpheliler ekiplerin operasyonlarıyla yakalandı. 3 ayrı olaya karışan 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da yaşanan 3 farklı hırsızlık olayını aydınlatmak için kamera kayıtları saniye saniye incelendi. Polisin titiz çalışması sonucu zanlılar çok geçmeden yakalandı. Görüntüler Fatih'ten.
Şüpheli, soğukkanlılıkla elindeki bıçakla iş yerine girdi. Arkası dönük olan çalışana yaklaştı. Defalarca bıçağı sallayıp tehditler savurdu. Ardından kasadan 6000 doları ve bir akıllı telefonu çalıp kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis Ozanlı'yı çok geçmeden yakaladı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. İkinci hırsızlık olayı ise Güngören'de yaşandı. İş yerine giren şüpheliler içinde 500 bin lira olan kasayı açmayı denedi. Başaramayınca kartona koydukları kasayı alıp hızla iş yerinden ayrıldı. Çalışanlar çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Kimlikleri belirlenerek yakalanan 4 hırsız tutuklandı. Şüphelilerden birinin 56 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızların dadandığı son adresi Beylikdüzü'nde bir evdi. Şüpheli elindeki kesici aletleri kullanıp pencereden içeri girdi. Sonra poşete koyduğu 50 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Tespit edilen şüpheli düzenlenen baskınla yakalanarak tutuklandı. 4,5 aylık balık avı yasağı 1 Eylül itibarıyla bitecek. Ağlar yeniden denizde buluşacak. Sezondan umutlu olan balıkçılar da tekrar vira bismillah demenin heyecanı var. Gelin av sezonu öncesi balıkçıların son hazırlıklarını izleyelim. Vay maşallah. Denizlerde av sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Balıkçılar vira bismillah deyip ağları tekrar denizle buluşturacak. Sezonun açılmasına günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor. Geçen av sezonunda hasar gören metrelerce uzunluktaki ağlar ilmek ilmek onarılıyor. Balıkçı limanlarında demirli tekneler boyanıp motorlarına son bakımlar yapılıyor. 4,5 ay denizden uzakta kalan balıkçılarda av sezonunun açılmasına günler kala heyecan hakim. Balıkçılar aynı zamanda yeni sezondan oldukça da umutlu. Şu anda hazırlıklar tam hızıyla devam ediyor. Heyecanımız çok yüksek. Sezonumuzla beraber her türlü balığı yiyeceğiz ama en çok yoğunlukta hamsi ve sardalya olacak. Peki av sezonunun açılması balık tezgahlarındaki fiyatları nasıl etkileyecek? 1 Eylül'de vira bismillah deyip 1 Eylül günü halkı ucuz balık yedireceğiz. Yani şu anda 50 liraya 100 liraya yediği sardalyanın kilosunu inşallah 1 Eylül'de 20 liraya düşüreceğiz. Türkiye'de ruhsatlı 18 bin balıkçı teknesi var. 2 milyon kişi ise balıkçılıktan geçimini sağlıyor. Tatillerini tamamlayan gurbetçiler artık dönüşe geçti. Yunanistan'la Türkiye arasındaki İpsala sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Yunanistan'ın arabaları aramaktan kaynaklanıyor. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Tatilimizi 55 gün yaptık. Şimdi de tekrar geri dönüş yolundayız. Gayet güzel geçti. Türkiye özlemimiz her zamanki olduğu gibi de yine devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki İpsala sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Tatilim çok güzel geçti. 6,5 saattir buradayım. Bazı Avrupa ülkelerinde ay başında okulların açılacak olması, izinlerini tamamlayan bazı gurbetçilerin de hafta başı mesailerine yetişmek için yola çıkması sınır kapılarındaki yoğunluğu artırdı. Yunanistan'a gelişte her aracın aranması, işlemlerin artmasına ve Türkiye tarafında kuyruklar oluşmasına sebep oldu. Yunan tarafından kaynaklanıyor. Çünkü Türklerin aracını sürekli arıyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusu sonrası isim düzeltme başvurularına yoğun ilgi var. Yazım ve imla hatası bulunan isim ve soyisimler E-Devlet'ten değiştirilebiliyor ancak uygulamayı yanlış anlayanlar isim ve soyisimlerini tümüyle değiştirmek isteyince başvuru sayısı katlandı. Yazım hatası bulunan, genel ahlakı uygun olmayan ya da gülünç olarak değerlendirilen isim ve soyisimler. Tüm bunların düzeltme ve değişiklik başvurularının E-Devlet'ten yapılabileceği açıklandı. Ancak uygulama yanlış anlaşılınca başvuru sayıları katlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü E-Devlet üzerinden isim ve soyismi değiştirme imkanı getirdi. Buna göre isim ve soyisimler tümüyle değiştirilmeyecek, yalnızca yanlışlıklar, genel ahlakı uygun olmayanlar ve gülünç olanlar düzeltilecekti.
Ancak buna rağmen isim ve soy ismini tamamen değiştirmek isteyenler de E-Devlet'e hücum etti, rekor başvuru yapıldı. Uygulamaya dakikada 2 başvuru gönderildi. Yeni uygulama başlamadan önce nüfus müdürlüklerine ayda ortalama 100 dilekçe veriliyordu. İsim değiştirmek isteyen vatandaşlar için Kaymakam Başkanlığında İlçe İdare Kurulu kararı gerekiyordu. Değişiklikler ayda bir kez toplanan bu kurulun kararıyla yapılabiliyordu. İsim ve soy isimlerde noktalama işareti, harf ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar da yeni uygulamadan yararlanabiliyor. Düzenleme sonradan Türk vatandaşı olanları kapsamıyor. İsim ve soy ismi değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun Kasım ayı içerisinde İstanbulluların hizmetine sunulacağını söyledi. Hattın dünyanın en hızlı metro hatlarından biri olacağını belirtti. Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattındaki test sürüşünün ardından konuştu Bakan Kara İsmailoğlu. Çalışmaları devam eden diğer metro hatları için de tarif verdi. Hedefimiz Kasım ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metroyla ulaşmasıdır. Vatman koltuğuna oturdu. Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü yaptı. Yanında bu kez gençler vardı. Çok mutluyuz gençler olarak böyle bir metro yapıldığı için. Gururluyuz, mutluyuz. İlkleri yaşadığım bir gündeyim. Havalimanı'na giden ilk metro ve bunu Ulaştırma Bakanı ile beraber yapıyoruz. Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattı tamamlandığında dünyanın en yüksek hıza ulaşan metro hatlarından biri olacak. İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında test sürüşleri devam ediyor. Metro hattında bulunan bütün araçlarda %60 yerlilik oranı bulunuyor ve şu anda yapılan bu test sürüşünde en yüksek hız olan 120 km hıza da çıkılmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yapımı devam eden metro hatlarına ilişkinde bilgi verdi. Bu yıl içerisinde 3 tane metro hattımızı, yani Eylül ayında Sabiha Gökçen bağlantısını açıyoruz. Kasım ayında istasyonunda bulunduğumuz İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz. Aralık ayında da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi içinden geçecek, Kayaşehir'e ulaşacak. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören ile birleştirecek olan metro hattımızı da Aralık ayı içerisinde bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Çok sayıda ebeveyn çocuklarının telefon, tablet ya da bilgisayar ekranı başında fazla vakit geçirmesinden şikayetçi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de işte bu kapsamda bir çalışma yaptı sayın seyirciler. Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin azaltılması için alınacak önlemler sıralandı. Çocuklar artık vakitlerinin çoğunu ekran başında geçiriyor. Bu durumdan ebeveynler de şikayetçi, ancak bunun önüne geçebilmek için doğru yöntemler kullanılmalı. Bayağı bir zaman geçiriyor. Yani 2-3 saat geçiyor. Çizgi film izliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çocukların ekrandan uzak tutulması için yapılması gerekenleri açıkladı. Öncelikle anne ve babaların çocuklarının yanında cep telefonu ya da bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi. Televizyon açmıyoruz evde. Telefon çok eline gelmiyor. Hani yanında da telefonla çok uğraşmamaya çalışıyoruz. Anne ve babalar çocuklarıyla onları ekrandan uzak tutacak aktiviteler yapmalı. Daha çok etkinlik, kitap okuma, Lego, puzzle, o tarz şeyler yapıyoruz. Çocukların teknolojik cihazları kullanma sürelerine sınırlama getirmek de bir başka yöntem. Genelde sınırlandırıyoruz. Sınır koymadan olmuyor. Ebeveynler internetteki tehlikeli içerikler hakkında çocuklarını uyarmalı ve internet ortamında ne yaptığını takip etmeli. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çalışmasında anne ve babaların çocuklarının ekran süresini yönetmek için çeşitli sınırlandırma programları kullanabilecekleri de belirtildi. Koronavirüsten korunmak amacıyla iyot içeren karışımların kullanımı her geçen gün artıyor, ancak uzmanlar bu karışımların koronavirüsten koruduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığını vurguluyor. Üstelik aşırı iyot kullanımı nedeniyle zehirli guatr vakalarında artış yaşanıyor. Vücudun olmazsa olmazı iyot, ancak fazlası ölümcül. Koronavirüsten korunmak amacıyla birçok kişi son 2 yıldır çareyi aşırı iyot kullanımında arıyor.
Pandemi sürecinde uygunsuz iyot kullanımı salgın haline dönüştü. Ülkemizin dört bir yanındaki endokrinoloji uzmanları her gün bu konuyla ilgili hastalar görmekte, özellikle zehirli guatr. İyotun koronavirüsten koruduğuna dair kesin bir kanıt yok. Alternatif tıp adı altındaki uygulamalarla iyot, vitamin karışımları da eklenerek fahiş fiyatlarla satılıyor. Karışımı kullananlar bir süre sonra yan etkiler nedeniyle uzmana başvurmak zorunda kalıyor. Her şey normal olan kişilerin endokrinoloji uzmanına danışılmadan yüksek normalin 100-200 hatta 1000 katı yüksekliğinde iyot kullanımı, eğer genetik yatkınlığı varsa kişide otoimmün tiroid hastalıklarına, zehirli guatr'a, ölümcül olabilecek zehirli guatr'lara, tiroid az çalışmasına sebep olabilmektedir. Kronik rahatsızlığı olanlar için iyot içeren karışımları kullanmak daha tehlikeli. Tansiyon ilaçlarıyla birlikte alınması yüksek dozda iyotun kanda potasyum dediğimiz önemli bir molekülün artışına sebep olup çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz. Uzmanlar şifa niyetine tüketilen ve masum gibi görülen karışımların kullanılmadan önce hekime danışılması gerektiğini söylüyor. Yaz mevsiminde karşılaşılan sağlık problemlerinden biri güneş alerjisi. Rahatsızlık ciltte kabarmaya, döküntüye, kızarıklıklara yol açabiliyor. Peki güneş alerjisi en çok kimleri etkiliyor ve nasıl korunmak gerekiyor? Haberimizde izleyelim. Nedeni bilinmiyor. En çok 20 ile 40 yaş arasındaki kadınları etkiliyor. Yazın en sıcak günleri güneş alerjisi olanlar için zor geçiyor. Belirtileri tipik kurdeşen dediğimiz aslında döküntülerin aynısı. Yani sinek sokmuş gibi ciltten kabarık lezyonların güneşe temas ettikten sonra ortaya çıkması. Güneş altında geçirilen zaman arttıkça ciltte kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntı hissi daha da rahatsız edici hale geliyor. Örneğin yüz gibi bölgelerde biraz daha az görülmekle birlikte göğüs, kollar gibi hani kışın daha çok kapattığımız ama güneş gördüğümüz zaman açtığımız bölgelerde biraz daha fazla görülüyor. Güneşle teması kestikten sonra yaklaşık bir saat içinde geriliyor. Bu bazen dediğim gibi 24 saate kadar da uzayabiliyor. Bazı yiyecekler ve kozmetik ürünleri güneş alerjisini tetikleyebiliyor. Peki korunmak için ne yapmak gerekiyor? Güneşin yoğun olduğu 11 ile 4 arasında güneşe temaslarını azaltmalarını istiyoruz. Güneşten koruyacak giysiler, güneş gözlüğü, şapka takmak gibi daha basit önlemler. Güneş alerjisinden korunmak için yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması da öneriliyor. Rahatsızlığın geçmemesi durumunda doktora başvurulması öneriliyor. Çanakkale Boğazı ve Adalar bölgesinde mercan türlerinin haritası çıkarılıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyeleri bölgedeki resiflere daldı. İncelemelerle su altındaki mercan türleri de belirleniyor. Çanakkale Boğazı, Bozcaada ve Gökçeada kıyıları mercanlar açısından oldukça zengin. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent Barış Özalp ve ekibi uzun yıllardır bölgede mercanlar üzerinde çalışıyor. Boğaz'daki sert mercan alanı bu sayede koruma altına alındı. Bozcaada, Tuzburnu, İncirliada mevkiindeyiz şu an. Nesli tehlike altında olan Akdeniz orijinli sert mercan, kolonisel mercan türü Cladocora cespitosa'nın önemine dikkat çekmek aslında projenin teması. Burada bir nesli tehlike altında olan mercan türünün yaşam sürmesi önem arz ediyor. Üzerine çapa atılmaması, mercanın işte balıkçı ağları özellikle troll ve gırgır tarafından zarar görmemesi önem arz ediyor. Yumuşak mercan türleriyle ilgili eksik bilimsel veriler de tamamlanmaya çalışılıyor. Ekip Bozcaada açıklarında mercanlara daldı. Mercanların bölgede koloni üstüne koloni özelliğiyle dağıldığı tespit edildi. Çapalar, gırgır ve troller mercanları tehdit ediyor. Bu nedenle mercan türlerinin haritalanması hayati önemde. Balıkçılarımızdan ve özellikle de avcılık yapan kesimden biraz daha yüksek hassasiyet bekliyoruz türü üzerinde. Çünkü türün şöyle bir önemi var. Tür birçok deniz canlısı için barınma, üreme ve beslenme alanı teşkil ediyor bu bölgede. Mercanların eşsiz güzelliklerinin yanı sıra su altı ekosistemi için önemleri büyük. 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali başkent Ankara'da başladı. 10 gün sürecek festivalde 10 Türk Cumhuriyeti'nin geleneksel kıyafetleriyle yöresel lezzetleri tanıtılıyor.
Türk dünyası başkentte düzenlenen festivalde bir araya geldi. 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Ankara'da başladı. Ağustos ayı zaferler ayı Türk milletinin. Bugün burada Türk devletlerinin tamamının katılımı, başlattığımız toyumuz artık 10 gün boyunca bir şenlik halinde devam edecek. Uluslararası Anadolu Günü kapsamında 19 farklı ilin tanıtımı yapılıyor. Standlarda geleneksel kıyafetler ve yöresel yiyecekler anlatılıyor. 10 ülkenin temsilcileri rengarenk kostümleriyle kortejde yer aldı. Sizden rica ederim. Yemeklerimizin borsok, Kırgızca adı. Sizin Türkçe pişi gibi. Hamurdan, tuzdan, yağdan yapılan bir yemeğimiz var. Onu genelde törenlerde biz yapıyoruz. Bugün de bir tören bir şeklinde bir festival olduğu için büyük bir bayram gibi. Onun için biz bunu da yaptı getirdik. Burada gördüğünüz Kazakların güncel kullandığı aletlerdir. Kazakların yatağı önceden göçebe halkları bu tür yatakları kullanırdı. Çünkü göç vakitinde çok elverişliydi. Ve bunun özelliği insanın kan dolaşımı için çok faydalıdır. Sizleri Kazakistan'da bekleriz Atayurt'ta. Türk Toyu ismi verilen festivalde her gün bir sanatçı konser verecek. Etimesgut ilçesindeki festival 4 Eylül'e kadar sürecek. Sayın seyirciler, Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu selde bir otel yıkılıp suya gömüldü. Almanya'da ise şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalılık alanda çıkan yangın çok kısa sürede büyüdü ve yerleşim birimleri acil tahliye edildi. Birleşmiş Milletler'den de Afrika boynuzunda kuraklığın süreceği uyarısı yapıldı. Akıntıya karşı koyamadı. Su baskını nedeniyle bir gün önce tahliye edilen lüks otel saniyeler içinde yıkıldı. Pakistan uzun zamandır sel felaketiyle boğuşuyor. Kanalizasyon borularından çıkan atıklar suya karışıyor. Halk salgın hastalık tehdidiyle yüz yüze. Kurtarma ve yardım çalışmaları sel ve su baskınları nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Türkiye zor durumda olan Pakistan'ın yanında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada da yardım hazırlıkları başladı. İnsani yardım taşıyan bir uçağın ülkeye gönderilmesi öngörülüyor denildi. 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 30 milyon kişinin olumsuz etkilendiği muson yağmurları nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan edilmişti. Almanya'da günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava yerini şiddetli yağışa bıraktı. Brandenburg ve Bavyera eyaletlerinde pek çok yerde su baskınları meydana geldi. Çin'de ise Chongqing bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınları söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını yürüttüğü bölgede küle dönen alan havadan görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde de Spokane kentinde çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılması üzerine bölgedeki yerleşim birimleri acil tahliye edildi. Birleşmiş Milletler Afrika boynuzundaki kuraklık nedeniyle uyarıda bulundu. Bölgenin 5. kurak yılını geçireceği, bu durumdan milyonlarca kişinin etkileneceği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden nefes kesen kurtarma görüntüleri var sayın seyirciler. Teknesi batan baba ve oğlunun yardımına sahil güvenlik polisleri yetişti. Bir soğutucuya tutunarak hayatta kalma mücadelesi veriyordu baba ve oğlu. Kurtarılma anları polis kamerasınca bakın nasıl kaydedildi. Suyun üzerinde iki kişi güçlükle bir soğutucuya tutundu. Baba oğul olduğu öğrenilen kişilerin teknesi sulara gömülürken yardımlarına polis yetişti. ABD'nin Boston eyaletindeki olayda polis zaman kaybetmeden kazazedeleri sudan çıkardı. Istakoz avcılığı yapan baba ve oğlun teknesi sabah saatlerinde su almaya başladı. Hemen polisle irtibata geçip yardım istediler. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri su alan tekne yerine hayatta kalma çabası veren iki kişi gördü. Help him up, please.
Polis kamerasıyla kaydedilen olayda güvenlik güçleri kazazedelerin yardımına koştu. Genç adam önce babasının kurtarılmasını istedi. 76 yaşındaki adam sudan çıkarıldı. Yaşlı adamın sudan çıktıktan sonra yaşadığı korku gözlerine de yansıdı. Güvenlik ekipleri genç adamı çıkartmakta güçlük çekmedi. Her iki kazazedenin de hafif yaralar aldığı bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Olayda 6 kişi yaralandı. Görüntüler Belçika'nın başkenti Brüksel'den. Bir kafenin dışında oturanlar şiddetli bir gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Masalar, sandalyeler devrildi. Müşterilerden bazıları kendilerini yerde buldu. Brüksel'in merkezinde turistlerin de yoğun bulunduğu bölgede bir minibüs kafenin dışındaki kalabalığa daldı. 6 kişi hafif yaralandı. Aracını terk edip kaçan sürücü Antwerp kentinde gözaltına alındı. Savcılık olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğunun soruşturulduğunu açıkladı. Olayın ardından Belçika'da terör tehditlerini değerlendiren merkez, Brüksel'de tehdit düzeyini ortadan ciddi seviyeye çıkardı. Ancak birkaç saat sonra tehdit düzeyini eski seviyesine indirdi. Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg sansür itirafı geldi sayın seyirciler. Ondan 2020 Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin paylaşımların bir süreliğine daha az görülmesini sağladıklarını söyledi. Zuckerberg yapmamız gereken bir şey yaptık dedi ve kendini savundu. İçerik denetlemeye yönelik uygulamalarıyla uzun süredir tartışma konusu olan Facebook'tan dikkatleri üzerine çeken bir itiraf daha geldi. Sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg katıldığı bir programda sansür itirafında bulundu. Zuckerberg, 2020 Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde FBI'ın seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını söyledi. Uyarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın skandallarına ilişkin haberlerin bir süreliğine daha az görünmesini sağladıklarını ifade etti. Zuckerberg, bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu, dedi. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmalara neden oldu. Seçimi kaybeden Donald Trump'ın destekçileri, şirketin uygulamasını açık şekilde seçime müdahale olarak nitelendiriyor. Restoranlarda robotların kullanımı yaygınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen bir robot sipariş alıp servis yapabiliyor. Güney Kore'de ise bir restorandaki robot da kahve hazırlıyor. Siparişi alıyor, tezgahın başına geçiyor. Çekmeceleri açıyor. Paketleri çıkarıyor. Siparişi servis ediyor. Bu robotu Google mühendisleri geliştirdi. Yapay zeka ve robotik mühendisliğin birleşmesiyle ortaya çıktı bu robot. İnsanlara özgü işleri yapmak için tasarlandı. Robot önce firmanın kendi ofisindeki çalışanlarına hizmet vermeye başladı. Gıda sektörünün diğer bir robotuysa Güney Kore'den. Önce menüden sipariş veriliyor. Ödeme yapıldıktan sonra robot siparişi hazırlamaya başlıyor. Sonra da kahveyi tezgaha bırakıyor. Gümüşhaneli esnaf Halim Tonyalı bir müşterisinin isteği üzerine bir çift ayakkabı vererek bir kuzu sahiplendi. Yanından ayırmadığı ve yetim adını verdiği kuzu vatandaşlarla esnafın maskotu haline geldi. Sabahları dükkanını onunla açıyor, kendi nereye gitse kuzusu da peşinden gidiyor. Bir yaylacı müşterimiz oğlana ayakkabı istedi. İşte bana bir sipa ayakkabı ver de ben de sana bir tane küçük kuzu getireyim. Bir iki gün sonra yaylacı aradı işte. Dedi ki
ben falan yere geldim. İşte karşıda pazar yerine oraya geldim. Gelin kuzuyu alın. Gittiğimde o kadar küçüktü ki kuzu normal arabanın içinde bir lokma küçücük bir tane bağırıyordu. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde esnaflık yapan Halim Tonyalı, 7 günlükken sahiplendiği kuzuya yetim adını verdi. Evlatlarından ayırmadığı kuzusunu biberonla besliyor, özel şampuanla yıkıyor, bakımını kuaförde yaptırıyor. Çocukların eğlenceli dünyası oldu, müşterinin bir şey oldu. Yani özellikle buna sebep buraya gelen müşteriler var, çocukları var. Kuzu diğer esnafın da maskotu haline geldi. Kuzu bizim maskotumuz oldu. Marketimize de geliyor ara sıra. Bağırıyor, ortalığı yıkıyor ama olsun. Çok sevimli bu kuzu. Yetim büyüdüğünde yaylacılara teslim edilecek. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından tekrar buradayız efendim, bekliyoruz. Bir kez daha huzurlarınızdayız ama bu kez veda etmek üzere, her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde güzel haberlerle buluşmak üzere. Mutlu akşamlar efendim, hoşçakalın.